Depremden bahsetmişken depremin vurduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde binaların çökmesiyle zeminde bulunan iş yerleri de tamamen yıkıldı. İş yeri sahipleri ise şimdi moloz yığınları arasında eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. O noktalardan birine gideceğiz. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Halil Kahraman da oradaydı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeyiz. Depremin en çok vurduğu noktalardan bir tanesiydi. Tabii bir yandan enkazlar kalkıyor ama enkazlar kaldırılmadan önce burada iş yeri bulunan, işletmesi bulunan insanlar, vatandaşlar da kurtarabilecekleri eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ahmet abi burada 3 katlı bir yerdi burası. Ahmet abinin dükkanı da ayakkabı dükkanıydı. Buranın altındaydı hemen abim. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi, ne yapıyorsunuz şimdi? Vallahi işte çıkarabileceğimiz çıkardık. Zayiat çok attık yani, çöp attık çoğunu. Çöpe mi attınız? He, şuna baksana he. Hep çöp. Büyük müydü dükkanın? He, 100 metrekareydi. Daha yarısını çıkaramadık yani. Hepsi battı yani, hepsi de öldü. Oraya şimdi değil mi? Dükkanın olduğu yere mi giriyorsun? He, buraya giriyoruz. Alta girdik, işte oradan çıkardık. Alttan çıkarabildiğini en azından kurtarmaya çalıştık. Alabildiğimizi aldık. Yani diğerleri kaldı, çoğu kaldı yani. Ve hala şu taraf doldur yani. Hala duruyor mu o taraftakiler? Şu bölümümüz duruyor. Yani. Peki ne yapacaksın? Şimdi ama dükkan gitti. Boya yapıyoruz. İşte devletten yardım bekliyoruz yani. Bize yardım etmesini istiyoruz yani. Yani şu an hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir dükkanımız vardı, o da battı. Yani Allah sonumuzu hayır etsin yani. Ne diyelim? Kolay gelsin. Kolay gelsin, ben sana hiç engel olmayayım. Ahmet abi de işte akrabalarıyla birlikte ayakkabı dükkanı vardı burada. 3 katlı bir bina. Bakın bir yanda kepçeler çalışıyor, iş makineleri çalışıyor. Bir yandan da iş yeri olanlar, özellikle bağımsız bölümlü binalar deniliyor bunlara. Apartmanın altında iş yeri olanlar, dükkanları olan vatandaşlar da böyle çıkarmaya çalışıyorlar. Bakın ayakkabı kutuları var. Yine bir giysi mağazası da vardı. Onlar çıkarmışlar çıkarabildiklerini. Burada Ahmet abi de yakınlarıyla birlikte çıkarıyorlar. Siz de yardım ediyorsunuz, kardeşisiniz abicim. Evet kardeş. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok kötü durum. Ne bak, hayat devam ediyor. Buna şükür olsun. Siz de yardıma mı geldiniz kardeşiniz? Evet, hep birlikte yardım ediyoruz. Yüklüyorsunuz oraya. Evet. Şöyle geçmiş olsun diyelim tekrar. Şöyle ilerleyelim buraya doğru. Bakın görüyorsunuz her noktada enkazlar var. Tabii bin bir emekle yıllarca çalışıp açtıkları dükkanlar, ekmek tekneleri bu enkazların etrafında bırakıp gidemiyorlar. Ekmek tekneleri canlarını kurtardılar. Şimdi de dükkanları, iş yerleri zarar görünce bütün o malları, eşyaları, satacakları her şey o dükkanların içinde kaldı. Şimdi yıkımdan evvel geliyorlar böyle akrabalarıyla, Ahmet abi toplamış akrabalarını, çıkarabilecekleri, kurtarabilecekleri ayakkabı dükkanıydı burası. Ayakkabıları çıkarıyorlar, bakın görüyorsunuz böyle sağlam kalanları bir kamyonetin arkasına yüklüyorlar. Bu şekilde enkazların arasından kurtarmaya çalışıyorlar. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakikaten yıkım çok büyük oldu. Pek çok noktada benzer bir manzarayı görüyoruz. Vatandaşlar hayatlarına devam etmek zorundalar. En azından kurtarabilecekleri eşyaları kurtarmaya çalışıyorlar. Bu enkazlar tamamen kaldırılmadan evvel. Biz de kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte ekranlarınıza getirdik Ahmet abinin yıkılan dükkanını ve kurtarmaya çalıştığı eşyalarını diyelim. Ve sözü bulunduğumuz noktadan yeniden merkeze bırakalım.